Türkiye'nin Ses Kanalı'ndan hepinize mutlu akşamlar. Belediyeleri ve belediye başkanlarını konuştuğumuz başkanlara hoş geldiniz. Sayın seyirciler, bu hafta Tokat'ı konuşacağız. Yeni seçilen genç belediye başkanı, belki de Türkiye'nin en genç il belediye başkanı Sayın Eyüp Eroğlu'yla birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun bu arada. 30 Çok sağ olun. Mart seçimlerinden sonra Tokat'a belediye başkanı oldunuz. Yanlış söylemiyorum değil mi? Türkiye'nin en genç il belediye başkanı unvanı şu anda size ait. Evet, bize ait. Çok gerçekten mutluluk verici böyle genç bir belediye başkanıyla da programı gerçekleştirmek. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Kimdir Eyüp Eroğlu? Tabii ki 1977 Tokat doğumluyum. İlk orta ve lise tahsilimi Tokat'ta tamamladıktan sonra üniversite tahsilim için İstanbul'a gittim. İstanbul'da Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimimi gördüm. 1999 yılında oradan mezun oldum. Evet. Akabinde kendi memleketimize, Tokat'ımıza gittik. Orada avukatlık mesleğiyle göreve başladık. Ve ta ki bu yerel seçimlere kadarki dönemde de avukatlık mesleğimi iştigalle devam ettirmiş oldum. Bununla beraber birçok sivil toplum kuruluşlarının yine kuruculuğunu, başkanlığı görevlerinde bulundum. Aynı zamanda da AK Parti'mizin de son 4 yıl seçildiğim döneme kadar da il başkanlığı görevini sürdürdüm. Ve akabinde de 30 Mart'ta böyle ulvi, güzel, kutsal bir göreve Tokatlı hemşerilerimiz bizleri layık gördüler, teveccüh gösterdiler. 4,5 aydır da çiçeğe burnunda bir belediye başkanıyım. Böyle de vatandaşlarımıza, Tokat'ımıza hizmet etmek için, hizmetkar olmak için gayret ediyoruz. Nereden çıktı efendim bu fikir, Tokat'a belediye başkanı olma fikri? Tabii ki biz ta ortaokul liseli yıllardan beri böyle bu tip sosyal sorumluluk işlerinde hep böyle gönül vermiş bir insan olarak hep çalışırdık. Evet. Tabii özellikle de bu son siyaset il başkanlığı görevimizle birlikte de beraber de bir bakıma ülkemize, memleketimize hizmet etmek fikri tabii bizde de yoğun bir şekilde depreşmeye başladı. Tabii bununla beraber de doğduğumuz topraklar, doyduğumuz topraklar, bu topraklara da eminim ki hepimizin bir vefa borcu vardır dedik. Biz de bu anlamda siyasette görev alalım, şehrimize hizmet edelim, hizmetkar olalım istedik. Bu anlamda da 30 Mart seçimlerinden önce partimiz, başbakanımız teveccüh gösterdiler. Bizleri bu anlamda aday gösterdiler. Ve biz de bu vesileyle bu anlamda siyasetin belediye başkanlığı noktasına girmiş bulunmaktayız. Evet. Çok da güzel ve zevkli bir şekilde şu gayet de heyecanla yüreğimiz dolu dolu yaşıyoruz. Çünkü inşallah yani sokaktasınız, caddedesiniz, insanlarınıza evet. hizmet ediyorsunuz. O güzel tarihi, turistik dediğimiz Tokat'ımızı bu anlamda daha büyütmek, eserlerle donatmak, insanlarımızı hemhal olmak, problemlerini çözmek, onların gönlüne girmek, dualarını almak tabii ki bence son derece önemli. İnşallah mahcup olmayız, güzellikler oluştururuz, şehrimizi evet. tanıtırız, şehrimizi büyütürüz, şehrimizdeki insanlarımızla gönül ilişkimizi bu anlamda daha da büyüterek heyecanla önümüzdeki 5 yılımızı iyi bir şekilde değerlendiririz. Yani bu fikir belki bundan çıktı. Evet. Hizmet etmekten, hizmetkar olmaktan, insanların gönlüne girmekten, belki insanlara yardımcı olmak, şehrini daha büyütmek, daha güzelleştirmek. Eminim ki bizim de bu anlamda bu göreve belki talip olmamızda da en önemli etkenlerden birkaç tanesiydi. Sizin gözünüzden mutlaka daha farklı görünüyordur Tokat. Muhakkak. Nasıl bir yerdir? Belediye başkanının gözünden nasıl görünüyor Tokat? Tabii ki Tokat'ımız tarihi, turistik, klimatolojisi gerçekten son derece güzel, insanı mutedil olan bir şehir. Evet. Bakın ta geçmişten birçok hep tanıyacağımız Hazreti Mevlana'nın sözlerine muhatap olmuş, Evliya Çelebi'nin sözlerine muhatap olmuş bir şehir. Hazreti Mevlana şöyle diyor, Tokat'a gitmek lazım. İnsanları mutedil, toprağı ve yine havası yumuşak diyor. Aynı şekilde Evliya Çelebi de o dönemlerde Tokat'a geldiğinde alimler konağı, fazıllar yurdu diye Tokat'tan bahsediyor. Şöyle söyleyeyim, Tokat aynı zamanda bakın Osmanlı'nın en önemli 10 şehrinden, Selçuklu'nun da en önemli 6 şehrinden bir tanesi. Evet, tarihi yani geçmişe sahip bir şehir. Birçok içerisinde eserler olan, yine bu anlamda yani eski Türklerin, Selçuklu'nun, Osmanlı'nın, danışmanlıkların, ilhanların birçok eserle bugün Tokat'ı donattığı bir şehir. Evet. Hatta bizim şöyle bir sloganımız var. 900 adımda 900 yıl. Yani siz 900 adımda Türklerin her 100 yıla ait, işte 1100 yılı, 1200 yılı, 1300 yılı, ta ki 1900, 2000'li yıllara kadar eski eser diyeceğimiz eserlerle donattığı bir yer ve bu aynı zamanda çok böyle 900 metre içerisinde kısa bir mesafede hepsini görebiliyorsunuz. Evet. Yani bu anlamda Tokat'ın gerçekten tarihini gelip yani tüm belki de Tokat'ı bilen bilmeyen insanların gezmesinde çok fayda olacağını düşünüyorum.
Yani bu anlamda Tokat gerçekten tarihi yani çok dolu dolu bir şehir. Ki Osmanlı döneminde Darül Nasır yani yardım eden şehir derlermiş. Ki yardımsever bir şehir. Ta o zamanlardan Tokat'ın genlerinde bu var. Halen de öyle. Yani insanı çok mutedildir, insanı çok yardımseverdir. Yani bu anlamda da Tokat gerçekten görülmeye değerdir. Aynı Hazreti Mevlana'nın söylediği gibi. Yani biz bu anlamda tüm belki Türkiye'den sizler vesilesiyle de yani tüm vatandaşlarımızı da Tokat'a davet ediyoruz. Geldiklerinde onlara her türlü misafirperverliği göstereceğimizi, Tokat'a geldiklerinde birçok tarihi eseri görebileceklerini, doğal güzellikleri görebileceklerini, yani her anlamda Tokat'tan güzel bir hafızayla geri ayrılacaklarını buradan özellikle bahsetmek isterim. Evet. Bakın bir Ballıca mağaramız var. Yani çok harika bir yer. 980 metre uzunluğunda, 95 metre yüksekliğinde, böyle 1500-2000 yılda ancak oluşmuş olan ve milyonlarca yine yılda oluşmuş olan sarkıtlar var, dikitler var. Yani bir mağara, son derece harika bir mağara. Çok görülmeye de değer. Birçok insan oraya geliyor, orayı geziyor. Hatta sağlık turizmi anlamında da birçok yine böyle nefes darlığı çeken insanlara da çok evet. faydalı olan da bir havası var. Bu anlamda Ballıca mağaramızda görmeye değer. Onu da özellikle evet. buradan sizler vesilesiyle de bahsetmek isteriz. Ya Tokat güzel bir şehir, onu buradan evet. bahsedeyim. Ama söyleyeyim. Görmek lazım diyorsunuz. Görmek lazım, peki, gelmek lazım. Sizin kafanıza nasıl bir Tokat var? Yani hangi özelliğini ön plana çıkararak Türkiye'de ve inşallah dünyada bahsettirmek istiyorsunuz? Yani tarihi özelliklerimi, ne bileyim o doğal güzelliklerimi, belediye başkanlığınız döneminde Tokat'ın hangi özelliğini ön plana çıkarmayı düşünüyorsunuz? Fatih Bey, biz göreve gelir gelmez önce bir Tokat'ın tespitini yaptık. Yani şehrimizin artıları ne, eksileri ne, avantajları ne? Yani bu şehir hangi alanda ilerlemeli? Daha doğrusu bu şehrin 2023'ü, 2053'ü nasıl olmalı? Yani biz bu anlamda tespitler yaptık, çalışmalar yaptık. Ki şu anda da bir vizyon belgesi çalışmamız var. Bugün evet. nasıl ki Başbakanımızın bir vizyon belgesi açıklaması hem Başbakanlığı döneminde olmuştu hem Cumhurbaşkanlığı döneminde olmuştu. Biz de buna entegre olması anlamında bugün biz de Tokat'ımızda bir hizmet belgesi, bir vizyon belgesi, bir 2023 vizyonu ortaya koyuyoruz. Bu anlamda da şehrimiz hangi alanda ilerlemeli diye baktığımızda şehrimiz birkaç alanda ilerlemesini bizler de öngörüyoruz. Bu anlamda bir, turizm. Ya Tokat'ın turizmi ve turizme olan hem Türkiye'de hem de Tokat'ın kendi insanlığı olan katkısını en üst seviyeye çıkartma. Bu ki bunu da böyle belli başlıklara ele aldığımızda evet. sadece tarihi turizm değil. Bununla beraber yine yayla turizmi muhakkak ki önemli. Yine işte ayrıca tur şirketleriyle beraber sadece Tokat merkez değil, diğer ilçelerde oluşturacağımız destinasyonlarla beraber oluşturacağımız ayrı bir turizm, Tokat'ın bence önümüzdeki 10 yıllarda, 20 yıllarda kendine hedef koyması gereken bir nokta. Bunun yanında tarım diyoruz. Ki Tokat şu anda özellikle birçok münbit araziyi içerisinde barındıran, 3 tane çok önemli ovayı içerisine alan bir şehir. İşte Niksar Erbaa dediğimiz Kerkit Vadisi'ndeki bir ovamız var. Yine Kazova ovamız ve yine bununla beraber Artova ve yine özellikle Sivas'a doğru olan başka bir ovamız daha var. Evet. Ki buralar çok mümbit araziler. Bizim tarımda da özellikle profesyonel tarım anlamında da şehrimiz önümüzdeki 10 yıllara kendini hazırlaması lazım. Yine bir üçüncü başlıkta tarıma dayalı sanayi. Yani bugün Tokat bakın domates üreticiliğinde Türkiye'de 4. sırada. Biz 600-700 bin civarında bugün 600-700 bin ton Tokat'ta domates üretiyoruz. Ve 4. sıradayız. Bununla beraber Tokat'ın yerli biberi, Tokat'ın yaprağı, Tokat'ın barbunyası gerçekten şu anda sadece Tokat değil, Tokat ve civar illerinde hatta Türkiye'de de birçok yerde marka olma anlamında adımlar atan bir il haline gelmişiz. Evet. Bu anlamda da Tokat'ın tarıma dayalı sanayide de çok daha iyi noktalara gelmesi lazım. Ki bunu da koyduk. Ha bununla beraber şehrin üniversitesini ve şehrin yine aynı zamanda da tanıtım konusunu da biz Tokat'ta 4 başlık olarak ele aldık. Evet. Yani turizm dedik. Tarım ve tarıma dayalı sanayi dedik, üniversite kenti Tokat dedik ve Tokat'ın tanıtımı dedik. Ve şu anda bu anlamda bizler çalışmalarımızı başlattık. Bir inşallah, üniversite yok değil mi şu anda? Var, şu anda Tokat'ımızda üniversitemiz var. Ama arttıracaksınız galiba bunun sayısını. Şu anda 25 bin öğrencimiz var Tokat'ımızda. Evet. Biz bu öğrenci sayısının daha da artması, evet. aynı zamanda şehirle üniversitenin birbiriyle entegre olması, kaynaşması ve şehirde daha farklı bir inşallah üniversite kenti olması anlamında da inşallah rektörlüğümüzle beraber çalışmalarımız var. Ve Tokat'ın biz önümüzdeki 10 yıllarda bu 4 başlıkta çok daha güzel ve çok daha iyi noktalara geleceğine can yürekten inanıyoruz. Heyecanımız, gayretimiz, amacımız tüm bu doğrultuda ve bu anlamda da şu anda hem ilimizin valiliğimizle,
yine ilimizdeki sivil toplum kuruluşlarıyla böyle bir güzellik oluşturduk. Böyle bir sinerji oluşturduk. Toplantılarımızda yaptığımız çalışmalarla da inşallah bu doğrultuda güzellikleri de bir bir yapmış olacağız diyorum. Sayın Evet, tekrar birlikteyiz. Bu hafta Tokat'ı konuştuğumuzu söyledik. Belediye Başkanı Sayın Eyüp Eroğlu'yla birlikte. Efendim, yeni belediye başkanı olduğunuzu söyledik. Evet. Yeni seçildiğinizi söyledik. En önemli sorun olarak ne görüyorsunuz bugün Tokat'ta? Şöyle söyleyeyim, ben öncelikle işe şuradan başladım. Vatandaşlarımızla, Tokat halkımızla haşır neşir olmak. Onlarla hasbiliğimizi geliştirmek. Yani o anlamda insanlarımızdaki bu güzelliği ortaya çıkartmak. İş oradan başladı. Evet. Ben evime yürüyerek giderim. Evimden belediyemize yürüyerek giderim. Giderken insanlara selam vererek giderim. Bu anlamda da ilk işe buradan başladım. Yani önce Tokatlı hemşerilerimizle beraber olmak, birlikte olmak, istişareli bir şekilde beraberce ve birlikte Tokat'ı yönetmek. Ben bir defa işe buradan başladım. Ki seçim döneminde de aynı şekilde söylemiştim. Halen de yine aynı ifadelerde bulunuyorum. Şunu söylüyorum. Biz birlikte yöneteceğiz. Birlikte başaracağız ve şehrimizi birlikte İnşallah güzelleştireceğiz diye. Ki esnaf sohbetlerimizde, yapmış olduğumuz mahalle ziyaretlerimizde, yine çat kapı ziyaretlerimizde hep bunu önemsiyoruz. Ve şu ana kadar da Allah'a şükür milletimiz, vatandaşımız, Tokat hemşerilerimizle oluşturduğumuz o gönül bağı, birbirimizle olan irtibatımız gayet güzel. Tabii bununla beraber, tabii biraz önce de söylediğim gibi şehrimizin sorunlarını bir bir tespit ettik. Evet. Yani öncelikle bu şehrimizin hangi alanlarda ilerleyeceği konusunu ele aldık. Ve bir rota çizdik kendimize ve bu anlamda biz belediye çalışmalarımızı da dört başlıkta ele aldık. Bir, temel belediyecilik hizmetleri dediğimiz şehrimizin temizliği, şehrimizin havası, şehrimizin altyapısı, su konusu gibi yani temel belediyecilik anlamındaki bir ihtiyaçları ve sorunları önce ele aldık. Bayağı bir ihtiyaç var mı yani sizi bu konuda ciddi anlamda mesai harcatacak konular var mı? Tabii ki yani temizlik imandandır. Bir defa şehir pırıl pırıl olmalı. Yani sokağıyla, caddesiyle, evimizin önüyle nasıl ki evimizi tertemiz tutuyorsak, nasıl ki şu stüdyo tertemizse ben de diyorum ki benim şehrim de tertemiz olmalı. Caddem de, sokağım da. Bu anlamda temizliğe çok önem verdik ve şu anda da tertemiz bir şekilde her hafta, her gün caddelerimizi yıkıyoruz. Yine şehrimizin özellikle işte atıl dediğimiz noktalarında temizlik anlamında her türlü çalışmamızı yapıyoruz. Ve pırıl pırıl bir şehir olması için gayret ediyoruz. Altyapıda sıkıntı var mı? Bununla beraber altyapımızda muhakkak ki Tokat'ımızda bir sorunumuz var. Evet. Hem içme suyu hem kanalizasyon anlamında. Biz bununla alakalı da İller Bankası ile görüşmeler yaptık ve bir proje çizdiriyorum şu anda. Tokat'ımızın yeniden içme suyu ve kanalizasyon hattı ile ilgili özellikle eski bölgelerimizde ki bu konuda bayağı sıkıntı çekiyoruz. Yeniden bir içme suyu ve yine kanalizasyon hattımızı inşallah yapacağız. Bu konuda muhtemelen bu yıl sonuna kadar bu proje çalışmaları bittikten sonra artık ondan sonra bunu ihale şeklinde yaptıktan sonra da artık belli periyotta da altyapımızı da komple elden çıkartacağız, yeniden yenileyeceğiz. İçme suyu tabii önemli. İçme suyuyla alakalı da biz hemen göreve gelir gelmez Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu Bey'e gittim. Onunla görüştük. Ve Tokat'ımıza yakın bir mesafede belki önümüzdeki 30-40 yılları kurtaracak bir içme suyu baraj çalışmasıyla alakalı görüşmelerimizi yaptık. Şu anda alt fizibilite çalışmaları bitti ve inşallah önümüzdeki aylarda ihale aşamasına geldikten sonra önümüzdeki yıl 2015'te de bunun temelini atıp birkaç yıl içerisinde Tokat'ımızın da içme suyu problemini de tamamıyla çözmüş olacağız. Böyle bir sıkıntı var mı yoksa siz eritmeyle karşılık? Bu ileriye dönük bu benim çalışmam. Yani birkaç yıl sonra belki içme suyuyla alakalı problemleri yaşamaya başlayacağız. Evet. Kurak yağışlar başladı çünkü. Bu yıl hissettik. Bu yıl bizim geçen yıla oranla yağışımız %60 daha az yağış aldı Tokat. Ki Türkiye'de belki dünyada bu problem şu an has safhada su konusu, su problemi. Aynı zamanda geçen yıla oranla %70 oranında da yine şu anda bizim içme suyu havzalarımızda, yine içme suyu su depolarımızda doluluk oranı da bayağı azaldı. Şu anda lokal anlamda hemen çok hızlı bir şekilde bunları çözdük ama önümüzdeki yıllarda bu problemleri daha yaşamayalım. Evet. Hem suyumuz tertemiz olsun hem de su anlamındaki rezervimiz daha da çoğalsın diye biz bu önlemi daha önceden aldık ve bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Yani temel belediyeciliğimiz, belediyecilik çalışmasıyla ilgili kısımda şu anda hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Ve ben ilk defa başka bir şey daha başlattım. Tokat'ımızın 42 tane mahallesi var. Mahallelere bir anda girelim istedik. Yani tüm ekiplerimizle. Yani işte temizlik ayrı girmesin, altyapı ayrı girmesin, asfalt ayrı girmesin, kaldırım ayrı girmesin.
diye işte gittik mahalleye. Mahalle muhtarımızla beraber, mahalleli halkımızla beraber ki onlardan biz daha önce de mahalledeki istekleri anketlerle de tespit etmiştik. Ki ben seçim döneminde bunları hangi mahallenin hangi sorunu öncel, doğalgaz mı, altyapı mı veya park mı veya başka bir sosyal proje mi diye bunları tek tek mahallelere tespit etmiştik. Mahalle muhtarımıza gidiyoruz, muhtarımıza beraber geziyoruz. İşte bir gün boyunca hangi eksik var onu not alıyoruz ve ertesi gün tüm ekiplerimle beraber o mahalleye giriyoruz. 3 gün, 5 gün, bir haftada çalışmayı yapıyoruz, o mahalleyi tertemiz hale getirip çıkıyoruz. Ondan sonra diğer mahalleye yani giriyoruz. Yani kazı yaptıktan sonra üzerini kapatıp bekletmiyorsunuz. Bu bize şöyle asfaltlama noktasında kesinlikle şöyle bir fayda sağlıyor. Şimdi bir yerde diyelim ki su problemi var. Onu işte altyapı çalışıyor. Ondan sonra orası öyle kalıyor. Belki bir hafta 10 gün sonra gelip ekipler onu tekrardan tamir sonra ediyor. Bozuk yollar, ama şimdi öyle yapmıyoruz. Şimdi yerinde yapıyoruz. Hemen hızlı bir şekilde altyapı kazısını yapıyor. O sıkıntıyı gideriyor. Gelen ekipler hemen anında orayla ilgili eğer parke ise parkeyle kapatıyor. Eğer yama ya da asfalt ise asfaltını yapıyor. Aynı şekilde temizlikle alakalı bir problem varsa o temizliği çözüyoruz. Velhasılı böyle organize bir şekilde çok tüm ekiplerimizle beraber ortadan kısa sürede girdiğimiz mahallenin büyüklüğüne küçüklüğüne göre kimisinde 3 gün, kimisinde 5 gün, kimisinde 10 gün böyle çalışmalar yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde de acı bir olayı da belki yaşadık. Buradan sizin vasıtanıza da bir muhtarımızı kaybettik. Böyle bir çalışma esnasında muhtarımızla beraber geziyorduk. Kendisiyle beraber yine tokatımızda o mahallenin sorunlarını bir bir muhtarımız bize anlatıyordu. Tam anlatıyorken yanı başımızda muhtarımız bir kalp krizi geçirdi. Eyvallah. Ve Allah'ın rahmetine kavuştu. Belki buradan da ben de kendisine bir kez daha rahmetle anıyorum. Kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Yani böyle temel belediyecilik anlamında çalışmamız var. İkinci kısımda sosyal projelerimiz. Biraz önce de söylediğim için yani biz bir defa insanlarımızla irtibatı kesinlikle hiçbir zaman koparmadık, koparmayacağız da. Evet. Fatih Sultan Mehmet Han'ın çok güzel bir sözü var. Şehirleri imar etmek, mamur etmek insanların gönlünü almaktan geçiyor diyor. Yani siz ne yaparsanız yapın. Yani şehri altınla da döşeseniz, asfaltlarda yapsanız, eserlerle de donatsanız, eğer insanların gönlünü alamazsanız, gönlüne giremezseniz ne yapsanız boş. Ben de bu anlamda sosyal sorumluluk projelerini çok önemsiyorum. Evet. Şehrin kadınıyla ilgili, şehrin genciyle ilgili, yaşlısıyla ilgili, engellisiyle ilgili yani şehrin 7'sinden 70'ine hangi insanın hangi konularda nasıl bizden talebi varsa bunlarla ilgili de sosyal sorumluluk anlamında bizler de şu anda da proje üretiyoruz. Bundan sonra da bu projelerimize devam edeceğiz. Yani talep gelmesi halinde o talebe uygun projeler mi üretiyorsunuz yoksa sizin sosyal projelerimiz var. İşte hanımlarımız için hanım eli kültür tesislerimiz. Evet. O hanımların içerisinde bir takım yine işte günlerini yapabilecekleri, gelip orada bir takım el sanatlarını öğrenebilecekleri, aynı zamanda ekonomilerine de katkı sağlayabilecekleri, becerileri de elde edebilecekleri mekanlar oluşturmak. Yaşlılarımız için, özellikle emeklerimiz için Uluçınar kültür tesislerimiz olacak. Onların gidip çay içebilecekleri, haberleri izleyebilecekleri yerler. Çocuklarımız için oyun parkları, aynı zamanda yine onların tema parkları, masal kahramanları parkı gibi projelerimizde. Gençlerimiz için semt spor sahaları ve onların kapalı açık mekanlarda sportif faaliyetler yapabilecekleri çalışmalar. Bununla beraber inşallah bu haftadan itibaren başlatacağız. Sağlıklı ve dinç kalmak için gelin spor yapalım diye. Haftanın bir günü, cumartesi günü tüm Tokat hemşehrilerimizle sabahın bir saatinde gideceğiz. Yürüyüş yapacağız, egzersiz yapacağız. Ya böyle bir projemiz var sosyal sorumluluk anlamında. Kültürel ve sosyal anlamda da Tokat'ımızda da böyle belediyecilik anlamında bir çalışmayı ayrı bir kategorize ettik. Bu tabii çok daha çeşitli. Evet. Bununla beraber vizyon projelerimiz. Ona geçmeden önce sosyal yardım çalışmalarınız noktasında ne gibi şu şöyle, anlar projeleriniz Fatih var? Biz her gün 5000 kişiye Tokat'ımızın Tokat Aşevi'nde yemek veriyoruz. Evet. Hem kuru gıda anlamında hem de yine yapılmış yemek anlamında 5000 kişi hem ekmek veriyoruz hem gıda yardımı yapıyoruz. Aynı zamanda Ramazan'ın başlangıcıyla beraber ben bir proje daha başlattım. Askıda Ekmek diye. Evet. Askıda Ekmek projesi bilirsiniz. Ta Osmanlı'dan gelen bir proje. Alan elle veren elle buluşturmak. İşte siz gidiyorsunuz bir markete ki anlaştığımız marketlere. Benden bugün 5 tane ekmek parasını veriyorum. Bunu fakire verin diyorsunuz. Bize de gelen ihtiyaçlı aileler oluyor. O aileleri biz yönlendiriyoruz. Gidin şu marketten bu ihtiyacınız olan ekmeği alın diye. O market bize diyor bugün benim 1000 tane askıda ekmeğim var.
Biz de ona göre organizasyonu yapıyoruz sosyal. Bu Ramazan başlattınız mı efendim? Ramazan'da başladık ve halen de devam ediyor. Bu devam edecek. Bu bizim bir projemiz. Sadece Ramazan özel değil. Yok. Evet, devam eden Ramazan'da bir proje. Başladım. Askıda Ekmek projemiz. Çok güzel. Ve inşallah da devam ediyor. Ramazan'da her gün 4000 kişiye yemek verdik. İftarlar açtık. İftar sofraları açtık. Yine mahallelerde iftarlarda buluştuk. Sokak iftarlarında. Toplam 22 gün 42 mahallemizin tamamında. Bazı 3 mahalleyi birleştirdik. Bazen 2 mahalleyi birleştirdik. 22 gün boyunca mahallelerde iftarlar yaptık. Bu AK Parti yani, kültürü haline geldi özellikle. Evet, Sayın Başbakan'ın bunu bir anlamda başlatmasıyla belediye başkanlarına da yayıldı. Ama Tokat'ta ilk kez yaptık. Bunun Tokat'ta hiç olmamıştı. Ne, nasıl karşıladılar mesela Tokatlılar? Müthiş karşıladı Tokatlı. Ya birçok kişiden bu anlamda çok güzel dualar aldık, teşekkürler aldık. Evet. Yani insanlar şunu söyledi. Biz çok eskiden böyle kültürlere çok alışıktık. Hmm. Ben de çocukluğumda iyi hatırlıyorum. Evet. Mahallede, mahalle komşularımızla özellikle yaza rast gelen ya da böyle havaların iyi olduğu döneme rast gelen Ramazanlarda giderdik. İşte o apartmanımızın ya da o sokağımızın bir bahçesinde iftar yapardık. Evet. Veya komşular organize ederdi birbirimizi ama. Birbirimizi evlerimize değil çağırdık. Evet. 30 günün rahat belki 20-25 günü hep ya biz bir yere giderdik ya birileri bizlere gelirdi. Ama ne yazık ki son 10-15 yıldır özellikle modernleşen, sanayileşen dünyada özellikle apartman kültüründe komşu komşuyu göremez oldu. Asosyalleşmeye başladı galiba. Çok asosyalleştik. Bu konuda da ciddi anlamda yani, belediyelere görev düşüyor. Bu anlamda da insanlarımız bundan çok memnun kaldılar, hoşnut kaldılar. Hatta bir apartmandan 3-5 kişi geldi şunu söyledi. Başkanım size teşekkür ediyoruz. Biz 20 meskenden oluşan bir apartmanız. Ya böyle bir fırsatı kolluyorduk. Hmm. Sizin de bu mahallede iftar yapacağınızı duyunca ki biz bir hafta önceden hangi mahallede gideceğimizi söylemiştik. Biz kararlaştırdık. Hiçbirimiz o gün ne bir kişiyi misafir alalım ne de bir yere misafir gidelim dedik. Ve o 20 aile geldik. Sizin o sokak iftarınıza bulunduk. Allah razı olsun bir araya geldik güzel. Dedi. Yani bu da bence yapılan ne işin kadar ne kadar karşılık bulduğunun bence bir örneğiydi diye efendim, düşünüyorum. Devam edeceğiz. Özellikle vizyon projelerim var dediniz ya. Onları konuşacağız ama kısa bir reklam arası. Aranın ardından Tokat Belediye Başkanı Sayın Eyüp Eroğlu'yla olan sohbetimiz devam edecek. Tekrar birlikteyiz aranın ardından. Tokat Belediye Başkanı Sayın Eyüp Eroğlu'yla olan sohbetimiz devam ediyor. Efendim vizyon projelerim var dediniz Tokat'la ilgili. Ne düşünüyorsunuz? Özellikle bir çılgın projeniz var mı mesela Tokat'la ilgili? Neler söylemek istersiniz? Tokat'ımız biraz önce söyledim. Tarihiyle, yeşilliğiyle güzel bir şehir. Tokat'ımızın tam ortasından bir yeşilırmağımız var. Hmm. Yeşilırmağımız geçiyor ki yeşilırmak Tokat, Amasya, işte Samsun'dan Karadeniz'e dökülen bir ırmağımız. Biz o yeşilırmağımız üzerinde şu anda mevcut parklarımız var sağlı sollu şekilde. Bir, bunların rekreasyonlarının daha da rehabilite edilmesiyle beraber insanların çok daha güzelliklerle buluştuğu bir hale getireceğiz. Evet. Aynı zamanda o ırmağımızda oluşturacağımız seyir teraslarımız ve ırmağımızın da belli bölümünde yapacağımız ırmak şişirmesiyle beraber Osmanlı kayıklarının yüzdüğü bir yeşil ırmak haline orayı büründürelim diyoruz. Bu bizim en önemli vizyon projelerimizden bir tanesiydi. Yine aynı şekilde ırmağımızın hemen yakınlarında bir alanda bir kent park düşüncemiz var. Yaklaşık bir 40-50 dönümlük arazi üzerinde düşünüyoruz ki bu kent parkta hem yapay böyle göllerin olduğu, kuş cıvıltıları, su şırıltıları arasında insanların gezebileceği, içerisinde masal kahramanlarının olduğu, insanların gelip oturabileceği, dinlenebileceği, huzurla böyle oturabileceği bir mekan, bir kent park düşüncemiz var ki bunu da başbakanımıza da söylemiştik. Ki kendilerinin Tokat ziyaretlerinde. Yine Tokat'ımızın bir stadyum ihtiyacı var. Bunu da merkez hükümetimizle beraber inşallah yapacağımız bir çalışmayla da inşallah stadyumumuzun olduğu bölgede orayı bir Cumhuriyet Meydanı'nın alternatifi Tokat'ımıza ikinci bir meydanı kazandıralım istiyoruz ve daha güzel, daha kaliteli bir stadyumu Tokat'ımıza kazandıralım. Çünkü şöyle bir güzel söz vardır. Şehirler meydanlarıyla anılır diye. Evet. Ki meydanlar şehirlerin kimliklerini de oluşturur. Bizim bugün sadece tek bir meydanımız var. Biz sadece ikinci değil bir üçüncü meydan da oluşturalım diyoruz ve inşallah Tokat'ımızın ki hemşehrilerimiz bilir stadyumumuzun olduğu alanda bir meydan oluşturalım diye böyle üçüncü bir vizyon projemiz var. Yine şehrimizde bir teleferik projemiz böyle bir çalışmamız inşallah olacak. Şu anda iki bölgede bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz. En uygun olan yerde inşallah bunu da uyguladığımızda Tokat'ımızda böyle insanların seyir terasında oturduğu, o seyir terasından teleferik de Tokat'ı temaşa etti. Tokat'ın o tarihini, yeşilliğini, güzelliğini gördü. Bir alanda, bir mekanda inşallah bir teleferik projemizin de olması konusunda bir çalışmamız var. Yine aynı zamanda Tokat'ımızın vizyon projeleri anlamında başka bir projemiz de
özellikle Tokat'ın tarihini ortaya çıkartacak meydan mevkiinde bir alanımız var bizim. Ki o alanda tarih eserlerin birbirini gördüğü, o alanda oluşturacağımız başka bir meydanla da şehre bir vizyon katacağımız, tarihi ve kimliğimizi de ortaya çıkartacağımız başka bir vizyon projemiz de aynı zamanda bizim önümüzdeki yıllarda yapmayı düşündüğümüz çalışmalar. Evet. Başka vizyon projelerimiz, caddelerimiz. Tokat'ımızın önemli 3 tane caddesi var. Bu 3 tane caddeyi biz prestij caddesi yapalım istiyoruz. Hmm. Ki ben esnaf çocuğuyum. Esnafın derdi nedir iyi bilirim. Esnafın ay sonu nasıl getirmek için yoğun çaba sarf ettiğini iyi bilirim. O anlamda da özellikle yerel kalkınmayı da önemserim. Bu anlamda yerel esnafımızın hep yanında olmayı arzu ederim. Ben de esnaflarımızla birçok toplantı yaptım. Başkanlığımızdan hemen seçilmemizden sonra hep onlara şunu söyledim. Gelin el ele verelim, kol kola verelim. Gelin belki bugün ulusal mağazalar vardır, olacaktır. Veya alışveriş merkezleri vardır. Evet, Tokat'ımızda da yeni bir alışveriş merkezi açıldı. Ama gelin hep beraberce bu güzel caddelerimizi biz de bir açık hava alışveriş merkezi yapalım. Prestij caddeler yapalım. Biz belediye olarak bize ne düşüyorsa biz bunu yapalım. Kaldırımlarımızı yenileyelim, ışıklandırmalar yapalım. Her anlamda sizler de gelin cephelerinizi giydirin, tabelalarımızı güzel bir hale getirelim. Ve bu anlamda da hep beraberce Tokat'ı bir güzelleştirelim dedik. Şu anda bunların altyapı çalışmalarına başladık. Ve Tokat'ımız bu önemli 3 caddesini yeniden ele alacağız. Hem trafik akışını hem bu anlamda Tokat'ımızın hem bu kaldırımlarının, caddelerin, asfalt çalışmalarını da tekrardan elden geçireceğiz. Evet. Ve pırıl pırıl güzel bir prestij cadde haline inşallah getireceğiz. Üniversitenin neden olduğu o potansiyeli de kullanmak istiyorsunuz anladığım onu kadarıyla. Onu yapıyoruz. Caddelerin bir şekilde rahat rahat gezilebileceği bir noktaya nokta getirmesini belki son bir şey ulaşım anlamında da belki bu bir vizyon projesi anlamında söylemeyeceğim ama şehrin en önemli ki anketlerde de çıkan sorun da trafikti bizim Tokat'ımızda. Ben de bunu profesyonel ekiplerle şu anda başlattım çalışmayı. İstanbul'dan ekipler getirdik ve şu anda Tokat'ımızın ulaşımla, trafikle alakalı çalışmaları başlattık. Toplam 80 tane Tokat'ımızdaki kavşakta, noktada sayımlar yapıldı. 15 gün boyunca her saatte o kavşakta kaç araç geçti, o araçlar şu anda nasıl geçiyorlar, trafiğe nasıl bir çözüm bulunmalı, otopark mı yapılmalı, akıllı trafik sistemi mi yapılmalı, alt geçitler mi yapılmalı? İşte vizyon projelerimizde de bunlar da var bizim. Hafif raylı sistem düşünüyor musunuz? Gerek anda, var mı şu anda? Şu anda gerek yok gibi Fatih Bey. Evet. Şöyle söylüyor bu işi yapan insanlar. Nüfusu 500 binden aşağı olan illerde pek rantabil olmadığını söylüyorlar. Evet. Belki bir nostalji tramvayı yapabiliriz. İşte İstanbul'daki İstiklal Caddesi gibi böyle belki bir çalışma yapabiliriz. O konsept caddelerden birinde böyle bir şey belki düşünüyoruz. Ulaşımda da otoparklar ve yapacağımız alt geçitlerde bizim vizyon projelerimiz inşallah olacaktır diye dedik düşünüyorum. Dedik efendim gençlerin üniversite şehri olmasından dolayı yoğun olduğu bir yer gençler deyince sadece gençler değil yaşlılar da yaşı biraz geçenler de kullanıyor ama internet konusu. Mesela Hasan Çelik sormuş bazı sokaklarda Wi-Fi internet hizmeti olacak mı diye. Evet bizim Tobelnet isimli Tokat Belediye Net diye bir projemiz var. Bu projenin açılımı da 3 noktada biz açık havada işte Tokat'ın belli önemli dediğimiz Cumhuriyet Meydanı gibi, Tokat'ın biraz önce anlatmış olduğum Irmağ'ın etrafındaki parklarda ve yine Karşıyaka'daki bir bölgede, 3 bölgede biz ücretsiz wireless hizmetimiz olacak. Evet. Şu anda Telekom'la görüşmeler yapıyoruz ve belli aşamaya da geldik. İnşallah altyapılarını da onlar şu anda hazırlayacaklar ve biz de bir sözleşme dahilinde bu anlattığım 3 noktada belki bu hemşerilerimize de bir müjdemiz olacak. Açık havada bir wireless hizmetimiz olacak Tobelnet adı altında. Ne kadar güzel. Ve bu anlamda da inşallah Tokatlılarımıza da hizmetlerimizi sunacağız. Efendim son 2 dakikaya girdik. AK Partili olmanın sebebiyle özellikle sizi de ilgilendiriyor. Bugün 13. kuruluş yıl dönümü ama Sayın Başbakan'ın da bir anlamda AK Partililere yönelik son konuşmaları, veda ziyaretleri. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz son olarak? Evet, ben öncelikle 10 Ağustos'un Türkiye'mize ve yine dünyaya ve tüm Tokatlı ve Türkiye'li hemşerilerimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gerçekten 10 Ağustos çok önemli bir virajdı, çok önemli bir tarihti. Bence bir milattı. Evet. Yeni Türkiye yolunda önümüzdeki 10 yılların, 20 yılların Türkiye'sinin inşası anlamında çok önemli bir noktaydı. Ben bu anlamda Başbakanımıza teşekkür ediyorum. 12 yılda bu ülkeyi eğitimden sağlığa, dış politikadan adalete, her anlamda eserlerle gerçekten donattığı için. Evet. Ve onunla beraber ben inanıyorum ki kendisinin Cumhurbaşkanı olmasıyla beraber önümüzdeki yıllarda Türkiye çok daha fersah fersah mesafeler alacaktır. Ki aslında bu seçim bir cumhurbaşkanlığı değil, fiili bir başkanlık seçimiydi de. Önümüzdeki yıllarda hep göreceğiz günlerde
Başbakanımız anayasanın da kendisine vermiş olduğu belki yetkileri daha tam kullanan, sadece orada oturan değil, şantiyeleri gezen, eserleri gezen, yön veren, dış politikaya da iç politikaya da belki katkı sağlayacak olan, yerinde durmayan bir cumhurbaşkanı olacaktır. Biz bunu göreceğiz. Hatta önümüzdeki günlerde artık devlet başkanlığının da konuşulduğu, bu anlamda anayasanın da değişmesi gerektiğini de gündem olarak bugün Türkiye'de göreceğimiz inşallah günler olacaktır. Ben anayasanın da artık bu anlamda önümüzdeki belki 2015 seçimleriyle beraber de yeniden değiştirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Kesinlikle. Biz AK Parti olarak bu anlamda son 3 yıldır özellikle 2011 seçimlerinden sonra birçok çalışma başlattık. Hatta belli anlamda 60 maddeye kadar da gelinmişti. Fakat ne yazık ki muhalefet adım atmadı. Hani gelin en azından şu anlaşılan maddeler geçsin dedik, o dahi olmadı. Ama inanıyorum ki 2015 seçimlerinden sonra bu anlamda da anayasa da değişecektir. Devlet başkanlığı sistemi artık tartışılıp belki oraya doğru gideceğiz. Ve bu anlamda belki Cumhurbaşkanlığı devlet başkanlığı sistemiyle beraber çok daha etkin bir vaziyette hem Türkiye'mizde de bu anlamda da çalışmaları göreceğiz. Evet. Ben bir kez daha başbakanımız ki Cumhurbaşkanımız diyorum artık. Allah hayırlı mübarek eylesin. Kendisinin yolunu açık eylesin. Onunla beraber bizler de her anlamda Türkiye'mizi büyütmek için Tokat'ımızda, Türkiye'mizin her bir vilayetinde güzel hizmetleri yapıp Türkiye'nin artık dünya ölçeğinde bir küresel güç olduğunu beraberce göreceğiz. Evet. Çünkü buna ihtiyaç var. Bugün dünya mazlumları, bugün dünyanın tüm birçok coğrafyasında sıkıntı çeken, eza, cefa çeken, evet, bugün üzerine bomba yağan insanlar hep bizden ümidi var, umudu var. Onların da ümitleri, umutları ve onların sorumluluğunu üzerimize yani alan bir Türkiye olarak önümüzdeki yıllar çok daha güzel, güçlü Türkiye'yi göreceğiz diyorum. Peki. Sayın Eroğlu çok teşekkürler. Sağolunuz. Ben de teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiğiniz için. Yine bu vesileyle buradan bizleri izleyen tüm ben de hemşerilerimize, yine tüm izleyicilerimize de teşekkürlerimi çok sunuyorum. Teşekkürler. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun efendim. Evet değerli izleyenler, bu hafta Tokat'ı konuştuk. Yeni seçilen belediye başkanı Sayın Eyüp Eroğlu'yla birlikte bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta yeni bir belediye başkanıyla yeni bir ilimizi konuşmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın efendim.